Uç ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 28 Eylül Perşembe, Kanal Uç'ta sabah programıyla karşınızdayız. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu, izliyoruz. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde dinimize, inancımıza, değerlerimize alçakça saldırıların gerçekleşmekte olduğuna da şahitlik ediyoruz. Sadece bizim değil, aslında bütün insanlığın hayat rehberi olan, bize güzel ahlakı, adaleti, şefkat ve merhameti öğütleyen kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakacak denli bir gözü dönmüşlükle ne yazık ki karşı karşıyayız. Bu ırkçı, faşist ve İslamofobik ruh hastalarına sessiz kalınması, hatta korunmaya alınması ise İslamofobinin Avrupa'da kurumlaştığının açık bir göstergesidir. Bu ahlaksız ve tutarsız davranışlar karşısında Türkiye sadece 3-5 satırlık kınama ile bunu geçiştirmeye, ardından da tüm olup bitenleri sessizce izlemeye devam ediyor. Hala 7500 lirayla geçinmeye çalışan emeklilerimize bir zam yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Ne kadar olacak? Meclis açılınca mı? Yoksa yılbaşında mı? Bilmiyoruz. Sadece konuşuyorlar. Hakikaten ayıptır ve yazıktır. Bu saatten sonra yapılan düzenlemenin bir anlamı da yoktur kanaatimize göre. Dalga geçer gibi her gün bir başka iktidar yetkilisi açıklama yapıyor. Günlerdir bu insanlar ne çekiyor, nasıl geçiniyor umurlarında bile değil. 1 Ekim'den sonra herkes bilmeli ki gücümüzün yettiği kadarıyla meclisi biz bu arkadaşlarımıza dar edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. seçimli il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Adaylar da kendilerini tanıtmaya başladı. Yusuf Onur seçmenin adaylığını Kanal 3 mikrofonu aracılığıyla duyurmasının ardından bir yeni isim de dün ben de adayım dedi. Kameraların karşısına geçen Ahmet Salih Çiçek parti içi barış mesajları verdi. Beni destekleyen çalışma arkadaşlarımıza, ekibimize de son derece teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. seçimli il kongresine gidilirken adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kanal 3 mikrofonlarına aday olacağını duyuran mevcut başkan Yusuf Onur seçmenin ardından kameraların karşısına geçen Ahmet Salih Çiçek de ben de adayım dedi. Bu parti artık kavgalar, sıkıntılar olmaması için, bu partide birlik beraberliğin olması için, hep beraber bu iktidar yürüyüşüne yürüyebilmek için biz burada bu ortamda Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak adaylığımı açıklıyorum arkadaşlar. Mevcut il başkanı ve aday Yusuf Onur Seçme il kongresinde yarışacağı rakibini kendisi anons etti. Seçme seçimlerde gerginliğe yer vermeyeceklerini, kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olacağını söyledi. Ahmet abimizin ve yönetim kurulunun bu önümüzdeki süreçlerde partimizin adına yaraşır şekilde seçimlerde nezaket dilini kullanacağımızdan benim hiçbir şüphem yok. Gerginliğe, kavgaya gürültü vermeden birlik ve beraberlik olarak yapacağımız bu il seçimlerinde gerek yönetim kuruluna gerek kendisine başarılar diliyorum. Bu seçimlerde kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olmasını temenni ediyorum. Açıklamalarına kendini tanıtarak başlayan Ahmet Salih Çiçek ise CHP'ye ihtiyacın gün geçtikçe arttığını belirterek parti içi barış mesajları verdi. Dünden daha fazla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç vardır arkadaşlar. 20 yıldır bu ülkenin dinamiklerini yok eden, Cumhuriyetimizin temel taşlarına bomba koyan bu AKP iktidarını maalesef 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde kaybederekten kazanamadık.
Bu hepimizde çok derin bir takım sıkıntılara yol açtı. Evet, buna çok inanmıştık, çok güvenmiştik ama olmadı, başaramadık. Ama bu başarısızlık hiçbir zaman bizlerde yırgınlık, mücadele eden, vazgeçme gibi bir sonuca ulaşmamalıdır. Dünden daha fazla inançla, pes etmeyerek bu mücadeleyi hep beraber götürmek zorundayız. Önümüzdeki süreç sıkıntılı, zor, evet zahmetli, bunları biliyoruz. Ancak bu taşın altına elimizi koyan ben ve ekibim bundan çok başarılı bir şekilde çıkacağımıza inancım sonsuzdur. Bu partiyi yeniden Afyon'da ve Türkiye'de eski gücüne yakışır şekilde ayağa kaldırmamız lazım. Bu da hep birlikte beraberce yapacağımız mücadeleden geçiyor. Yoksa pes ederek, yırgınlık yaparak, yoksa geri çekilerekten bu işi başarmamız mümkün değil. Biz şuna inanıyoruz ki biz ve yönetimimiz ve ekibimiz bu yönetime geldiğimizde Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi herkesi kucak açacak, kimseyle kavga etmeyecek ve hak ettiği yere mutlaka mutlaka ulaştıracak arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir şekilde kimseyle ne milletvekili kavgası, ne il başkanlarıyla kavgamız, ne de eski yeni il başkanlarıyla kavgamızı yapmayacağız. İlçe, belediye başkanlarımız olsun, diğer partinin tüm emeği geçen insanlarla barışık bir yol izleyeceğimizi şimdiden taahhüt ediyorum arkadaşlar. Konuşmaların ardından basın açıklamasına katılan partililer toplu fotoğraf çekildi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkan aday adaylığı için Yaşar Kemal Kantar Topu'da ben de varım dedi. Kantar Topu aday adaylığını ise İYİ Parti'den yaptı. İlçe başkanlığına dosyasını teslim eden Kantar Topu davul zurnayla aday adaylığını duyurdu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken aday adayları da bir bir çıkıyor. Son aday adayı Çay'da başvurusunu yaptı. Yaşar Kemal Kantartopu olarak İYİ Parti Çay Belediye Başkan aday adaylığına müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Yaşar Kemal Kantartopu İYİ Parti Çay Belediye Başkan aday adayı olarak ilçe başkanlığına evraklarını teslim etti. Hakan Yaşar el ele, Yeşil Çay ileriye. 43 yaşındaki Kantartopu esnaflık yapıyor ve Çay ilçesinde daha önce başka bir partide siyaset yapmış, bu dönem tercihini İYİ Parti'den yana kullandı. İyi yaptın, hayırlı olur inşallah herkes için. Çok sağ olun. Kantartopu, davul zurna ve kendisine güvenen vatandaşlarla birlikte İYİ Parti Çay ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada İYİ Parti milletvekili Hakan Şeref Olgun'dan övgüyle söz etti. Çayın bağrından çıkmış sayın milletvekilimiz avukat Hakan Şeref Olgun Bey'in Afyonkarahisar merkez dahil ilçe belde belediyelerini İYİ Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kantartopu daha sonra dışarıda kendisini destekleyen vatandaşlara da seslenerek Allah utandırmasın dedi. Yeşil çayımızın güzel gününde sayın başkanımıza aday 2024 mali idareler seçiminde aday adaylığı mücadelesini yaptık. Allah'ım utandırmasın. Mevlam hakkımızda hayırlısını versin. Evet efendim, Afyonkarahisar Barosu avukatları son günlerde meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarına tepki gösterdi. Adli önünde toplanan avukatlar açıklama yaparak yasal düzenleme yapılmasını istedi. Avukata yönelik saldırı yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır. Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Avukat Hakları Merkezi Başkanı Erhan Doğan, avukatlarla birlikte adli önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü, bazen silahlı olan, bazen müvekkilden, bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama, bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Doğan son günlerde avukatlara yönelik şiddet olaylarının arttığını, bazı meslektaşlarının katledildiğini, bazılarının da darp edildiğini hatırlattı. Müferitmiş gibi görülen bu saldırılar aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir.
Avukatlık mesleğinin adalet sisteminin sağlıklı işlemesinde önemli bir rolü olduğunu belirten Doğan net konuştu. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Bizler bu görevi şu veya bu kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz. Şiddet olaylarının yasal boşluklar yüzünden arttığını ileri sürerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Doğan şunları aktardı. Yeni yasama döneminde anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmalı. Türkiye Barolar Birliği'nin Adalet Bakanlığı'na sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Afyonkarahisar'da Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılarına darbe vurdu. İki araçta bulunan 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Polis kaçakçılara geçit vermiyor. Bu kez silah kaçakçılarına operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Afyonkarahisar Kütahya yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyeteki işlemleri sürüyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fay hattının üzerine yapılan binalar harabeye dönerken afet bölgesini anımsatan görüntüler akıllara uslanılmıyor söylemini getirdi. İşte o görüntüler. Fay hattının üzerine yapılan binalar harabeye döndü. Bu görüntüler afet bölgesinden değil, fay hattının üzerinden. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan ve iki mahalleyi etkileyen yüzey kırıklarından dolayı birçok ev kullanılamaz hale gelirken, mahallelerdeki mezarlar toprağa gömülüp yollardaysa derin çatlaklar oluştu. Şıhlar Mahallesi ile merkeze bağlı Dipevler Köyü'nde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı. Toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar, ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu. Biz bu deformasyonların Bolvadin fayı üzerinde geliştiğini tespit ettik. Ve bu deformasyonlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda da yüze yakın binanın bu kırıklar üzerinde meydana geldiğini, yer aldığını gördük. Bu aynı zamanda 2021 yılında tamamlanan Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde de olan bir çalışma. Bu bölgede valiliğimiz tarafından, İl Afet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar aslında bu eylem planını da gerçekleştiriyor. Bu eylem planı kapsamında Afyonkarahisar Valiliği ile beraber üniversitemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Bolvadin Belediyesi arasında yapılan ortak işbirliği ile bu deformasyon hatları imari esas ölçekte haritalandı. Bu bölgedeki çalışmalar başlatıldı ve buradaki amaç bu deformasyon zonu üzerindeki binaların, özellikle zarar gören binaların bu bölgeden taşınması, bölgede yaşanabilecek olası bir büyük yıkıcı deprem sırasında vatandaşlarımızın zarar görmesinin önlenmesi amaçlandı. Topraktaki yüzeysel kırıklar ve derin çatlakların 11 yıl önce başlamasına rağmen aradan geçen zaman içerisinde bölgeyle ilgili imar planı değişikliği yapılmaması ise dikkat çekti.
binaca ünlü Afyonkarahisar ve kentin İsçehisar ilçesi mermerinin daha fazla ülkeye ulaşması için yeni pazarlar aranıyor. 120 ülkeye ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri için yeni pazar aranıyor. Afyonkarahisar genelindeki mermer işleme merkezlerinden Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 120 ülkeye ürün gönderiliyor. İsçehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, mermer ihracatında geçen yıla göre yavaşlama olduğunu söyledi. Hem blok mermerde hem de işlenmiş ürünlerin ihracatında düşüş olduğunu dile getiren Çakmak şöyle devam etti. Afyon mermer ihracatı 2022 yılına göre 2023 yılında ciddi anlamda bir düşüş var. 2022 yılının ilk 8 ayındaki ihracatımız 160 milyon dolar civarlarında. 2023'te ilk 8 aya baktığımızda yaklaşık 137 milyon küsür, 138 milyon civarlarında bir ihracat var. Blok mermerde birinci pazarın Çin, ikinci pazarında Hindistan olduğunu belirten Çakmak, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü. Ara pazarlarımız yavaşlayınca yeni arayış pazarlar var tabii ki. Buna yönelik de İMİP, İstanbul İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği, yeni pazarlar araştırması ve alım heyetleri ülkemize getiriyorlar. Ülkemizdeki doğal taşların tanıtımını yapıyorlar. Yeni pazar arayışımız var ama netleşen bulunan bir pazar şu an için yok maalesef. İsçehisar mermerin başkenti. Mermerin başkenti olduğu için de İsçehisar'a Türkiye'nin dört bir yerinden ham madde blok geliyor. Yani İsçehisar'da Afyon'daki fabrikalar Türkiye'de üretilen her türlü taşı şu anda getirip işlemekteler. Yani biz mermerin başkenti derken de boşa demiyoruz. Türkiye'deki en büyük mermer kümelenmesinin olduğu yer Afyon İsçehisar. Mermer ihracatının yaklaşık %13'ünün Afyonkarahisar'dan yapıldığını söyleyen Çakmak şunları kaydetti. El sanatları ürünlerimiz de yapılıyor. İşte fıskiyedir, şöminedir, evyedir, vazodur gibi birçok hediyelik eşya ürünleri de yapılıyor. Sanatsal ürünler de ilimizden, ilçemizden üretilerek büyük projelerde kullanılmakta. Evet değerli izleyenler, 6 Şubat depremlerinin ardından kan stokları da azalmaya başladı. Sayın Vakfı ve Kızılay İşbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sayın grubu çalışanları kan bağışında bulundu. Kızılay kan stoklarının azalması sebebiyle Sayın Vakfı ve Kızılay İşbirliği'nde kan bağışı kampanyası başlatıldı. İlk etapta Sayın AŞ bünyesinde bulunan prefabrik, parke, beton ve mermer firmalarındaki 50'nin üzerinde çalışan kan bağışında bulundu. Kan veren Sayın Grup çalışanları Kanal 3 mikrofonlarına konuşarak kan bağışının önemini vurguladı. Kızılay'da kan stoklarının azalması sonrası Sayın Vakfı ve Kızılay İşbirliği'nde bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Siz de kan bağışında bulundunuz. Neler söylersiniz? Hayırlı olsun inşallah herkese. Öncelikle vatanımıza. Kimse demesin ki benim başıma gelmez diye. Herkesin başına gelebilir. O yüzden stoklarımız her zaman dolu olsun. Bu sebeple kanımızı düzenli olarak veriyoruz. Bir kan bir umut diyelim. Bir başka yarınlara. Bir başka kişilere kan verelim, bu yüzden oluyor. Herkesi de bekleriz. Düzenli olarak kan verilmesi lazım. Bir insana bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Ben o bakımdan mutluyum. Vatandaşlık görevimiz yani. Yarın bu kana kendimizin de ihtiyaç olacağını yani duyaraktan yani görevimizi yerine getirdik yani. Sayın Prefabrik ailesi olaraktan biz de Kızılay'ımıza yani katkıda bulunmak istedik. Kimin ne zaman başta ne geleceğini bilmiyoruz. Örnek en son 6 Şubat'taki depremde de gördük. Aslında buna sürekli hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de sürekli düzenli kan bağışına bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Anlık bir ihtiyaç halinde bu biz de olabiliriz, başka kişiler de olabilir. Bunlara hani herkes biz gibi birer vatandaş olaraktan görevlerimizi yerine getirelim. Bu hani herhangi bir sağlık kuruluşuna, Kızılay'a
bağışlarımız da bununla diyorum. Şöyle düşünmek lazım. Bir an kendimizin yine hastanede hasta olduğumuzu fark edip bize de ihtiyacı olduğunu düşünürsek yani verilmedi. Bir kan bağışı bir can, üç can, artık kan kaç can kurtarabilirsek yani can kurtarma yani. Öte yandan Sayın grubundaki farklı firmalarda gün boyu kan bağışında bulunuldu. Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı. Yangının havai fişekler nedeniyle çıktığı ifade edilirken İçişleri Bakanı Abdülemir Şammari'nin yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu kaydedildi. İran, Musul Kenti Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salondaki yangında en az 113 kişinin öldüğünü, 150 kişinin yaralandığını söyledi. Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişi bulunduğu öğrenildi. Irak Haber Ajansı İNA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken İçişleri Bakanı Abdülemir Şammari de bölgeye gitti. Burdur'da öğrenci servisi taşımacılığı yapan iki grup arasında bölge anlaşmazlığı nedeniyle okul önünde çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Öğrenci servis şoförleri birbirine girdi. Olayın adresi Burdur. Okula öğrenci taşıyan iki farklı firma sahipleri ve çalışanlar arasında bölge anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki gruptan 10 kişi birbirine girdi. Okulda görevli polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan iki gruptan 10 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan şahıslar hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı. Eskişehir'de seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alan otomobil vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Motor kısmından alev alan otomobili söndürmek için seferber oldular. Görüntüler Eskişehir'den. Seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Otomobil sahibinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ümit, buraya gel artık Ümit. Bırak artık, tamam. Evet efendim, 28 Eylül gazete manşetleriyle programımıza devam ediyoruz. İlk olarak yerel gazetemiz Gazete 3'ün başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Manşete baktığımız zaman Afyon'a damga vurdu başlığını görüyoruz. Yine detayları da ekranlarınıza taşıyoruz. İtalya'nın Verona kentinde 57. kez kapılarını açan Marmomek Mermer Fuarı'na Afyonkarahisar'dan 30 firma katılım göstererek fuara damgasını vurdu. Hemen yanındaki bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Kantar Topu aday adaylığını açıkladı. Yerel seçimler öncesi belediye başkanlarına aday adaylıkları açıklamaya devam ediyor. Bu noktada iş insanı Yaşar Kemal Kantar Topu İYİ Parti'den Çay Belediye Başkanı aday adaylığını dün itibariyle açıkladı. Hemen altına iniyoruz. Alttaki başlığımızı ekranlara taşıyoruz. Çiçek adaylığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. seçimli il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Adaylar da kendilerini tanıtmaya başladı. Yusuf Onur Seçmen'in adaylığını Kanal 3 ve gazetemizin aracılığıyla duyurmasının ardından Ahmet Salih Çiçek de yaptığı açıklamada "Ben de adayım" dedi. Hemen altına iniyoruz. "Tek bir kayba daha tahammülümüz yok" başlığını görüyoruz. Detaylara da bakacağız. Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Avukat Hakları Merkezi Başkanı Erhan Doğan, avukatlara yönelik şiddetin engellenmesi gerektiğini belirterek "Tek bir kayba daha tahammülümüz yok" dedi. Hemen altına iniyoruz. Altında Sayın Vakfı'ndan Kızılay'a destek başlığını görüyoruz. Kan stoklarının azalmasıyla Kızılay'ın yaptığı kan bağışı çağrısına Sayın Vakfı'ndan destek geldi. Türk Kızılay ve Sayın Vakfı işbirliğiyle Sayın şirket bünyesinde hizmet veren şirketlerin personelleri kan bağışında bulundu. Hemen yan tarafındaki başlığa bakıyoruz. "Afyon'u ortak akılla yönetiyoruz" başlığını görüyoruz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da nikah salonu olarak kullanılacak olan tarihi binada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Zeybek, Afyonkarahisar'ı ortak akılla yönettiklerini söyledi. Hemen asayiş haberlerimize de bakacağız. Fay hattına yapılan binalar harabe oldu. Hemen alta indiğimizde tır şarampole devrildi başlığını görüyoruz. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hemen altına indiğimizde 99 gözaltı, zehir tacirlerine darbe başlığını görüyoruz. Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili de bir kişi gözaltına alındı. Son olarak Valiyet Başı Bakan Tekin'i ziyaret etti başlığına göz atacağız. Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar'da devam eden eğitim yatırımları ve genel talepler görüşüldü. Ulusal gazetelerimizle devam ediyoruz. Hürriyet'e bakacağız ilk olarak. 11 üniversitemiz ilk binde başlığını görüyoruz. Detayları da ekranlara taşıyacağız. Dünya üniversiteler sıralamasında en ciddiye alınan kurum 2024 listesini açıkladı. Türkiye ilk 500'e 3, ilk 1000'e de 11 üniversite sokarak dikkat çekti. Çok değerli bir yükseliş dediler. Yine bir diğer başlığımız, temsilcide en iyi 7. ülkeyiz. Listenin tanımına 70 üniversite sokmayı başaran Türkiye'nin iyi temsil edilen 7. konumda olması yüzleri güldürdü. Hemen diğer başlığımıza bakıyoruz. Zirvede gündem yerel seçim başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklığı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ana gündeminde yaklaşan yerel seçimler ve sivil anayasa hazırlıkları vardı. Hemen altına indiğimizde mide ameliyatı için 4 uyarı başlığını görüyoruz. Azerbaycanlı milletvekilinin mide ameliyatından bir yıl sonra rahatsızlanması gözleri bu operasyonlara çevirdi. Uzmanlar bu ameliyatı olmayı düşünenler için çok kritik 4 uyarıda bulundu. Yine detayları okuyabilirsiniz. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda mobil noktalarda sınır dışı trafiğini görüyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak göçmenlerin deport işlemini hızlandırmak için İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası uygulamasının nasıl genişletileceğini anlattı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin başlığına baktığımızda iki fotoğraf her şeyi anlatıyor. İnsanlık görsünler başlığını görüyoruz. Hemen ekranlara getireceğiz detayları da. 30 yıl önce Ermeni mezalimine tanık olduğum Karabağ'ı sivillere zarar vermeden geri alan Azerbaycan, Ermenilere isteyen vatandaşımız olup kalabilir diyerek insanlık dersi verdi. Yine fotoğraflardan da daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bir diğer başlığımıza baktığımızda Beştepe'de sürpriz zirve başlığını görüyoruz. Gündem yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile resmi programında olmadığı için sürpriz olarak nitelenen bir görüşme gerçekleştirdi. Evet değerli izleyenler, yine bir başka başlığımıza baktığımız zaman somon ayı neslini bitiriyor başlığını görüyoruz hemen yan tarafta. Japonya'da ayı yavrularının %80'inin somon bulamadıkları için açlıktan öldüğü bildirildi. Hemen altına indiğimizde eşitsizlik kadınları öldürüyor başlığını görüyoruz. Tıp dergisinde yayınlanan bir raporda cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığın kadınların kanser risklerinden kaçınma fırsatlarını azaldığını, bu yüzden de kadınların çok çabuk öldüğünü söyledi. Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Posta gazetesinin manşetine baktığımızda
gün yüzü görmesin başlığını görüyoruz. Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Alpar Gün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi 2 yıldan 15 yıla kadar hapiste hakim karşısına çıkacak. Kum yığınına dönen apartmanda yakınlarını kaybeden acıda aileler tapuyu insanlara mezarlık olarak satan bu adamın gün yüzü görmemesi gerektiğini söyleyerek isyan etti. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Dershaneye diye çıkıp kayboldu. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde pazartesi günü dershaneye diye çıkan 17 yaşındaki genç kız kayboldu. Hala ailesi genç kızdan haber alamıyor. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Dünya örnek Teknofest başlığını görüyoruz manşette. Karaya, havaya, mavi sulara ve uzaya ay yıldız damgasını vuran milli savunma ürünleri İzmir'de görücüye çıktı. On binler Kızıl Elma'yı, Akıncı'yı görmek için festivale adeta akın etti. Yine hemen altta bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Açılışa 20 kişi gelince ilçe başkanını azarladı. Sultan Gazi'de kreş temel atma töreninde sadece 20 kişinin geldiğini gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı küplere bindi. İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Kemal Avrenser'e bu rezillik diyerek fırça attı. Yine diğer başlığımıza baktığımız zaman devre mülk çetesine operasyon başlığını görüyoruz. İstanbul'da bir devre mülk şirketlerinin veri tabanını ele geçiren dolandırıcılar onlarca kişiyi yüksek kar vaadiyle kandırıp vurgun yaptı. Hemen altına bakıyoruz. Irak'taki düğünde yangın çıktı. Salonun tavanı çöktü. Düğünde havai fişek faciası 93 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi ise yaralandı. Hemen Akşam Gazetesi'ne döneceğiz. Akşam Gazetesi'nin manşetine baktığımızda statta parkta sıkı takip başlığını görüyoruz. İçişleri Bakanı Yerlikaya 3 ayda 42.875 düzensiz göçmenin deport edildiğini söyledi. Denetimler daha da sıklaştıracak dedi. Bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Beştepe'de yerel seçim buluşması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen bir diğer başlığımıza baktığımızda 4 yılda 200 metre fiyaskosu başlığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir'in Pendik'te 4 yıl önce başlattığı metro projesi yerinde sayıyor. Esnaf Köksal Sarıkaya Bakanlık Havalimanı'na bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerleyemedi dedi. Hemen yine altına indiğimiz zaman PKK'nın suikastçısını MİT avladı başlığını görüyoruz. MİT Türkiye'ye karşı eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK'nın suikastçısı Mazlum Öztürk'ü Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Son olarak güven arttı. Biraz sabır başlığına da bakacağız. Hazine Bakanı Şimşek Financial Times'a konuştu. Doğru yoldayız ancak biraz sabırlı olmamız gerekiyor dedi. Akşam gazetesinin başlıklarını da ekranlarınıza taşıdık. Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Manşete baktığımızda Bakan Şimşek milletten sabır istiyor ama yıllardır sabreden milletin hali bu diyerek karikatürlü anlattı. Karikatürde ise Ecevit'e Bahçeli'nin emeklisi Tayyip Erdoğan'ın emeklisi başlığını görüyoruz. Yine herkes yoksul, herkes aç. Özellikle emekliler perişan. 2001'de askeri ücretin üstünde maaş alan emeklinin alım gücü 22 yılda mum gibi eriyip gitti. Hemen altına indiğimiz zaman Başçiftlik Belediyesi, AK Partili Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, yeğeni oğlunun bacanağı ve bir akrabasını mülakatla belediyeye sekreter, şoför ve teknisyen yaptı. Hemen Cumhuriyet Gazetesi'nin başlıklarını da ekranlarınıza taşıyacağız değerli izleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımız zaman Büyükada'ya tarikat evi başlığını görüyoruz. Detaylara da bakacağız. Diyanet'te restleşme. Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'la gerilim yaşayan Genel Müdür Sedide Akbulut, Kadem Yönetim Kurulu toplantısını Diyanet'teki makamında yaptı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da katıldı. Hemen alt tarafa indiğimizde avukatlardan şiddete tepki başlığını görüyoruz. Avukatlar meslektaşları Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili tarafından öldürülmesine tepki için alana indi. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen eylemde barolar şiddeti protesto etti. Evet efendim, son olarak Fanatik Gazetesi'nin başlıklarına bakacağız. Fanatik Gazetesi'ne Beşiktaş'a demir yumruk başlığını görüyoruz.
Adana Demir 10 eksikle çıktığı maçta Beşiktaş'a karşı tarihi bir zafer elde etti. 8'de Belhanda, 17'de ise Niyak ceza sahası dışından Mert Günoğlu avladı. İlk yarı sahibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Yine bir diğer başlığımıza baktığımızda Euro 2024'te olacağız. Yine bir diğer alt başlığımıza baktığımızda Trabzonspor'a yakışmadı başlığını görüyoruz. Son olarak Kadıköy'de zirve günü başlığına da göz atacağız. Fenerbahçe erteleme maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Konuk takımda 10 eksik olsa da bu zorlu mücadeleye çıkış fırsatı olarak bakılıyor. Sarı lacivertliler ise 12 maçlık galibiyet serisini 13'e çıkartarak liderliği Galatasaray'dan geri almayı hedefliyor. Evet değerli izleyenler, Gazete 3 ve Ulusal Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kamu çalışanları ve hükümet destekçileri, komşu ülke Guyana ile yaşanan sorunlar ve ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Lo convoco a una reunión cara a cara. Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı Büyükelçi Naif Bender Es-Sudeyri, ülkesinin diplomatik temsilciliğini Kudüs'te açmayı ümit ettiklerini ve İsrail'le gelecekteki bir normalleşme anlaşmasının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Arap Barış Girişimi temelinde olacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın mukim olmayan Filistin Büyükelçisi Sudeyri, ülkesinden Filistin'e gerçekleştirilen ilk resmi ziyarette Ürdün üzerinden işgal altındaki Batı Şeria'ya geçti. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Dışişleri Bakanlığı'na gelen Sudeyri, güven mektubunun bir nüshasını Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'ye teslim etti. Ve inşallah tekun hadi ziyara fatiha el eşya. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'nın kuzeyindeki tüm güvenlik sorunlarıyla NATO'nun Kosova'daki barış gücünün ilgilenmesini istediklerini söyledi. Vučić, başkent Belgrad'da Kosova'nın kuzeyinde son yaşananları ele almak üzere ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad büyükelçileriyle Avrupa Birliği Sırbistan Delegasyon Şefi Emanuele Gyofret'i kabul etti. Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Vučić, Sırbistan'ın oldukça zor bir anında büyükelçilerle görüştüğünü belirterek son olaylar üzerine Sırbistan'ın yaklaşımı hakkında bilgi verdim ifadelerini kullandı. Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Heles, Norveçli mevkidaşı Gram ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Bakanlar yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Heles, Norveç'in Avrupa Birliği ve NATO üyeliklere yolunda ülkesine verdiği destekten memnun olduklarını ifade etti. Tarım alanında ticaretin artırılması, tarımsal ürünlerin tamamlayıcılıklarının ve değer zincirlerinin bulunması için bir çalışma yapılacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Tarımdan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'nda ülkenin Guba şehri Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti ilan edildi. Toplantı sonrası bildiri imzalayan bakanlar basına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı basın toplantısında yaptığı açıklamada sürdürülebilir tarım, kendi kendine yetme ve gıda güvenliğinin sağlanmasının hedeflenmesi hususlarını görüştüklerini belirtti. Ve bu çalışmanın sonuçları da yine Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında paylaşılacak. Kütahya'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken karı ve koca ise tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen karı koca tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya'ya uyuşturucu madde ulaştırılabileceği değerlendirilen reyanın içerisinde bulunduğu ticari taksi il sınırları içerisinde durduruldu. Yapılan aramalarda iki parça halinde, vakumlu ve presli şekilde toplamda 1050.89 gram bonzai ve toplam 26 adet sentetik ezahap ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan MN isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken RA ve eşi EA tutuklandı. Eskişehir'de bazı mahallelerde artan hırsızlık vakaları vatandaşları tedirgin ederken muhtarlarsa duruma isyan etti. Şımarmak yok değil mi? Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde COVID-19 pandemisi sonrası artan hırsızlık olayları vatandaşların en büyük sorunu haline geldi. Hırsızların demir kapıdan motosiklete kadar gördüğü her şeyi çaldığını ifade eden Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinin muhtarları, artışta olan hırsızlık olaylarının sebebi olaraksa cezaların caydırıcı olmayışını gösterdi. Mahallelerin durumdan tedirgin olduğunu belirten muhtarlar, hırsızların genellikle yaşlı vatandaşların evine dadandığının altını çizdi. Milletin ne kapısı kaldı, ne bacası kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Yani gün gelmiyor ki insanlar canı yanan koşa koşa geliyor. Yan tarafta yeğenim villa yaptı. İki tane kombi çalındı. Diğer kombi bir bakıyorsun işte telefon direklerine, internet kablolarına yüklüyor. Pandemi döneminde vatandaşa biz internet veremedik. Bizim tabii yakalama gibi şansımız yok. Fotoğraf çekilmeye kadar adamlardan acayip bir şekilde taş yedik. Bir ton hakaret etti. O yani taş yememek adına o arada alabildiğimiz fotoğraflarla beraber karakola başvurdu. TEBA başkanı adamı takipsizden geri geldiler. Vatandaş mağdur, hakikat mağdur. Polisimin teri kurumadan yakalanan hırsızlar denetimli serbestlik kanunu ile geri çıkartılıyor. Yasaların ve kanunların düzelmesi gerekiyor. Vatandaşım mağdur. İnternet kablolarımdan mağdur. Telefon kullanamıyor. Kullanmadığı internetin parasını ödüyor. Motorlarına sahip olamıyor. Anca vatandaşlar artık araçtan vazgeçtiler. Motorlarla ekmek parası kazanacağım diye uğraşırken yeni alınmış motorları çalıyorlar. Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı su aracı Tulga Teknofest İzmir'de sergilendi. BMC tarafından üretilen ve jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı su aracı Tulga festivalde ortaya çıktı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı Tulga'nın prototipini Teknofest İzmir'de jandarma giydirmesiyle sergiledi. BMC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 Tulga balistik korumalı devriye müdahale aracı üretecek. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC Zırhlı Su Aracı Tulga'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor. Tulga sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Araç sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısıyla 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığına sahip bulunuyor. Tulga Su, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen Kültürün ve Sanatın Kardeşliği 5. Müze Şiir ve Müzik Etkinliği Afyonkarahisar Müzesi'nde başladı efendim. Etkinlikler kapsamında Hattat Karahisar Kültür Merkezi'nde ise şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti. Şiir ve müzik projemizin
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikler Afyonkarahisar Müzesi'nde start aldı. Diğer disiplinlerle ne kadar bağlantılı? Tamamlayın. Burada düzenlenen panele Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Müze Müdür Vekili Mehmet Garipçin, AKÜ Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğü ise Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız yaptı. Sanat dediğimiz şey bir milleti millet yapan özelliktir. Eğer sanat olmasa, sanatın bütün dallarından bahsediyorum, müzeler olmasa, bu değerli eserlerimiz olmasa biz diğer milletlerden üstün olduğumuzu parayla ifade edebiliriz ama para harcanabilir. Ama o eserler kaybolmaz. O yüzden müzeler bizim bu coğrafyada yaşadığımızın, bu coğrafyanın bizim olduğunun tapusudur, belgesidir. Panelin açılışından sonra ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar'da devam eden kazılar hakkında bilgiler verdi. Afyonkarahisar'ın bilinen tarihi 5000 yıl iken şu anda 8000 yıl olarak ulaşabildik bilgilere. Biz arkeolojiyi yorumlarken şöyle de bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bizim kendi içinde bulunmuş olduğumuz yan dallarla, sanat dallarıyla, edebiyatla, efendim sanat tarihiyle ve diğer dallarla, tarihle bunu buluşturmak, sosyolojiyle bağ kurmak gerekiyor. Biz eğer kendi köklerimize, kendi medeniyet geçmişimize baktığımızda ise biz bu toplumda, dünyada bu medeniyetin en üst zirvesini yakalamışız. Müze Müdür Vekili Mehmet Garipçin ise müze ve içindeki eserlerle ilgili açıklama yaptı. Mevcut müze binamız, yani bir bina olarak içinde bulunduğumuz bina, teşhir alanı 5 katlı, bodrum ve zemin katta arkeoloji salonlarımız var. 1 ve 2. katta etnografya salonlarımız, son katta ise milli mücadele ile ilgili bölümümüz var. Müzemizde 3580 eser açık ve kapalı teşhirde. Beğenilerinizi açık halde. Diğer konuk AKÜ Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt da alana ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Etkinliklerin öğleden sonraki bölümünde ise Hattat Karahisarı Kültür Merkezi'nde şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti. Diğer disiplinlerle ne kadar bağlantılı? Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 72 yörenin bir araya geldiği 7. Yöresel Renkler Festivali adı gibi rengarenk oldu. İçlerinde Afyonkarahisar'ın standının da olduğu festival bu sene Türkiye'miz hepimizin sloganıyla bir hafta sürecek. Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'da bulunan 72 yöre Hemşeri Yardım ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği Yöresel Renkler Festivali'nin 7.si 25 Eylül 1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Bir hafta sürecek festival bu yıl Türkiye'miz hepimizin sloganıyla gerçekleşiyor. Festivalin açılışı İç Anadolu Gecesi ile oldu. Festivalin ikinci günü Marmara ve Ege bölgeleri, üçüncü günü Doğu Anadolu Gecesi, dördüncü günü Akdeniz Gecesi, beşinci günü Karadeniz Bölgesi, altıncı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi yörelerinin gecesi düzenlenecek. Festival 1 Ekim tarihinde Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernekten oluşan Komşu Ülkeler Gecesi ile son bulacak. Vatandaşlar Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda festival için kurulan standlarda yöresel yemeklerini, el sanatlarını, doğa ve tarihi güzelliklerini birbirlerine tanıtma ve kaynaşma imkanını buluyorlar. Festival kapsamında Sabahat Akkiraz, Karadeniz Müzik Grubu Koliba ve Kardeş Türküler sahne alarak Antalyalılarla bir araya geldi. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın 11. ölüm yıl dönümü İç Anadolu Gecesi ile açılan festivalde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz türkülerini büyük halk ozanı için seslendirdi. Festivale ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kanal 3'e konuştu. Biliyorsunuz son 50-60 yılda Türkiye'mizde nüfusumuzun %80'i köylerde yaşarken 75'i hızla şehirlere göç edildi. İnsanların bir geldiği yer oluştu, memleketi, annesinin babasının memleketi, bir de halihazırda yaşadığı yer.
oluştu. Bütün Türkiye genelinde insanlarımızın çok büyük bir bölümünde bu var. Anadolu'nun dört bir köşesinden kültürel ögeleri, kültürel özellikleri Muratpaşa'mıza gösterme, burada yaşayan komşularımız üzerinden sergileme buluşması. Bu festivalimizin özü bu. Türkiye'miz hepimizin, Türkiye'mizin bütün kültürel özellikleri hepimizin, Türkiye'mizin yeni kuşak çocukları, hepimizin çocukları. Biz bir bütünüz, hep beraberiz. Hepimiz ayrı bir tadız, hepimiz ayrı bir rengiz, hep beraberiz. Türkiye'nin dört bir yanından yörelere ve kültürlere adeta bir kez daha hayat veren standlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Antalya Karadenizliler Derneği'nde stand görevlisi Makbule Kurt, Karadeniz'in yaylalarından gelen standtaki ürünleri anlattı. Ahşap ürünlerimiz var, el emeği tamamen. Yöresel yazmalarımız var, elbiselerimiz, çantalarımız, kulağlarımız var. Fındığımız var. Afyonkarahisar'ı temsil etmek için gelen Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Demirbağ, haşhaş ezmesi, ekşi mayalı köy ekmeği, yeşil mercimekli bükme, katmer, sucuk, ekmek kadayıfı getirerek el emeği göz nuru ürünlere Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Bu seneki yöresel ürünlerimizde biz de Afyon'umuzun meşhur ürünleri olan haşhaş, ekşi mayalı köy ekmeği, efendime söyleyeyim mercimekli bükme, katmerimiz, sucuğumuzla ve memleketimizi, sandıklımızı tanıtan broşürlerimizle burada biz de yöre halkına, Muratpaşa ve Antalya insanına biz de yöremizi tanıtmak için elimizden gelen gayreti burada göstermeye çalışıyoruz. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Afyonkarahisar'a sevgi ve saygılarını iletti. Bütün Afyon'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet efendim, programımızın sonuna gelirken günün kitabını ekranlarınıza taşıyacağız. Bugünün kitabı Sırrer'in Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı. Etkili ve güzel konuşma insanın aklını iyi kullanabilme sanatıdır. Dış görünüşü güzel, hareketleri zarif olan bir kişi kulağı tırmalayan ses tonu, kaba ve sert konuşma biçim nedeniyle insana itici gelebilir. Gerçekten de kimi insanın dili yılan gibi sokar, kimi ise tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkarır. Kimisinin konuşması öyle tatlı ve çekicidir ki ağzından bal akar. Kiminin ileri geri konuşur insanı üzer. Kimisi eğri oturup doğru söyleyerek gerçekleri dile getirir. Kimisi pes perdeden konuşur, insanı çeker. Bir okuyucu olarak kitabın yazarı Sırrer'i kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sırrer'in başarılı, yararlı çalışmalarının, çabalarının sürmesini diliyorum. Evet değerli izleyenler, günün kitabını ekranlarınıza taşıdık. Bölge ve Afyonkarahisar'daki öne çıkan gelişmeleri de ekranlarınıza getirdik. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.